Mutfakta Hayattan tekrar herkese merhaba. Bugün de şöyle güzelce un helvası yapmak istedim. Arkadaşlar, eskiden şöyle güzelce evlerimizde yanan kömür sobalarımız vardı. Üzerinde hemen kavurup kahvaltıya canımız tatlı istediğinde hızlıca yapıp tüketirdik. Çok da lezzetli olurdu. Ve malzemelerimiz: şerbeti için 2 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, 1 su bardağı sütümüz var. Hamurumuz için 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 yemek kaşığından, biraz fazla da olabilir, eksik de olabilir, pekmezimiz var. İçerisine ceviz, fındık, file fıstık, pirinç fındık gibi alternatifler yaratabilirsiniz. Yine süslemek için siz nasıl tüketiyorsanız, nasıl yapmak istiyorsanız çeşitli şekiller vererek sofranızda sevdiklerinizle yapıp paylaşabilirsiniz. Ve hemen yapımına geçiyorum. Ocağımı yaktım. Ön hazırlık olarak ilk önce şerbetimizi yapacağım helvamızın. Şöyle güzelce şekerimizi öncelikle alıyorum. Hemen üzerine suyumuzu ilave ettim. Burada şekerin erimesi önemli arkadaşlar. Bunu kaynatmayacağız. Şöyle şekerimiz eridi mi yeterli. Evet, şekerim hemen hemen eridi. Çok az bir şey kaldı. Tamamen eriteceğim. Eğer şeker orantısını az istiyorsanız 1,5 bardak katabilirsiniz. Ben tatlı olsun istedim. Şöyle hemen sütümü de ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Helvamızın püf noktası şerbetimizin tamamen soğuk olması gerekiyor. Ocağımın altını kapattım ve şerbetimizi soğutacağım. Tamamen buz gibi olacak. Ondan sonra helva yapımına başlayacağım. Şerbetimi tamamen soğuttum ve hamur aşamasını yapmaya başlıyorum. Şöyle ocağımı yaktım. Güzelce sıvı yağımı tencereme alıyorum. Eğer çok yağlı gelmesini istemiyorsanız yağ orantısını da azaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar. Hemen üzerine tereyağını da ilave ediyorum. Ve öncelikle yağımızın erimesini sağlayacağım. Helvamızın güzel olabilmesi için burada tereyağımızın yanmaması gerekiyor. Hemen üzerine, bu arada unumu da eledim. Elenmiş unu da ilave ediyorum. Benim bu ölçü kabım tam 2 su bardağı alıyor bu arada arkadaşlar. Ve ocağımın altını da iyice kısıyorum. Helvamızı güzelce pembeleşene kadar kavuracağım. Görmüş olduğunuz gibi yağını dışına verdi. Güzelce sıvılaştı ve pembeleşti. Kavurma işlemi tamamen sizin nasıl sevdiğinize bağlı. İsterseniz daha açık renkte olması için biraz daha az kavurabilirsiniz. İsterseniz biraz daha koyu olmasını istiyorsanız rengini daha çok kavurabilirsiniz. Çok fazla kavurmamak şartıyla tabii ki, rengini karartmadan. Hemen bu aşamada şöyle güzelce içerisine bir kaşık pekmez ilave ediyorum. Ve hemen şerbetini aşamalı olarak vereceğiz arkadaşlar. Birden vermeyin. Bu aşamada dikkatli olun. Mutlaka ocağımızın altı kısık olsun. Sıçramalar gittikten sonra diğer şerbetimi de üzerine verdim.
Ocağımızın altı yine çok kısık arkadaşlar. Ve güzelce hemen şöyle eze eze karıştıracağım koyulaştıktan sonra. Ocağımın altını kapattım. Yine iyice karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Şerbetini çekene kadar. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kıvamlı. Çok güzel bir helvamız rengiyle, tadıyla oluşmuş oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu an inanılmaz kokular var mutfakta arkadaşlar. Kaşıkla eze eze. Hiçbir topaklaşma oluşmadı. Tüm püf noktalarına uyarsanız çok güzel helva elde edebilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz. İçerisine ceviz, fındık da ilave edebilirsiniz. Ben yapmayacağım. Soğudukça daha çok kıvam alacak. İç sıcağının çıkmasını bekleyip servise gidiyorum. Un helvamızı servise aldım. Çok çok pratik ve kolay arkadaşlar. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Mutlaka yapmanızı da tavsiye ediyorum. Midemizde yanma olmaması için de soğuk soğuk tüketirsek daha iyi olur. Çikolata renginde çikolata yerine ekmeğimize sürüp çocuklarımızla, sevdiklerimizle, ailemizle, misafirlerimizle paylaşabiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.